Merhaba çocuklar. Bugün size anlatacağım masalın adı Bit Hatun ve Pirebek. Evvel zaman içinde, kalbur zaman içinde, develer tellal, pireler berber iken, ben bağda üzüm bekler, derede odun yükler iken, bir varmış, bir yokmuş. Çok uzak diyarlardan birinde, Bit Hatun ve Pirebek adında çok yakın iki arkadaş varmış. Bit Hatun ve Pirebek bir gün tahta kurusuna misafirliğe gitmeye karar vermişler. Lakin ırmağın bir tarafında Bit Hatun ve Pirebek, diğer tarafında da tahta kurusu oturuyormuş. Az gitmişler, uz gitmişler, ırmağa varmışlar. Pirebek bir hoplamış, geçmiş ırmağın diğer tarafına. Hatun Pirebek'i bir hoplayışta geçerken görünce gerilmiş, hoplamış, hoplamasıyla da ırmağa düşmesi bir olmuş. Telaşla yardım istemiş. Pirebek, Pirebek, kurtar beni Pirebek. Pirebek telaşlanmış, hemen koşmuş çalıya. Çalıya demiş, bana bir çırpı ver, Bit Hatun'u kurtarayım. Çalı dönmüş. Öyle mi? Söyle kargaya, beni rahatsız etmesin, üzerime konmasın. Konmasın ki ben de sana çırpı vereyim, sen de git Bit Hatun'u kurtar. Pirebek koşmuş gitmiş kargaya. Kargaya yalvarmış, karga, karga kardeş. Lütfen çalıya konma. Sen çalıya konmazsan çalı da bana çırpı verir. Ben de gidip arkadaşım Bit Hatun'u kurtarabilirim. Karga, ağaç. Dönmüş Pirebek'e demiş ki, o zaman ambara söyle. Gitsin bana buğday versin. Ambar bana buğday verirse ben de çalıya konmam. Çalıya konmazsam çalı da sana çırpı verir. Arkadaşım Bit Hatun'u kurtarabilirsin. Pirebek'i bir hoplamış, iki hoplamış, varmış ambara. Ambar çok sinirli. Ama Pirebek yalvarmış. Ne olur kargaya buğday ver. Buğday ver ki çalıya konmasın. Çalıya konmazsa çalı da bana çırpı verir. E çırpı verirse ben de arkadaşımı kurtarabilirim. Ambar öfkeli. Söyle o arsız fareye. Ambara dadanmazsa kargaya buğday verebilirim. Kargaya buğday verirsen o da çalıya konmaz. E çalıya konmazsa o da sana çırpı verir. Bir kuşu gitmiş yine. Fareyi bulmuş bizim Pirebek. Fare, fare, fare kardeş. Ne olur ambara dadanma. Sen ambara dadanmazsan ambar kargaya buğday verir. Karnı doyan karga da çalıya konmaz. E çalıya konmazsa çalı da bana çırpı verir. Ben de Bit Hatun'u kurtarabilirim. Fare deliğinden korkarak çıkmış. O kediye söyle beni kovalamasın. Eğer beni kovalamazsa ambara dadanmam. Ve ambara dadanmazsam ambar da kargaya buğday verir. Karnı doyan karga çalıya konmaz. E çalı da sana çırpı verir. Böylece Bit Hatun'u kurtarabilirsin demiş. Bizim Pirebek yine bir hoplamış, iki hoplamış, bulmuş kediyi. Kediye yalvarmış, kedi kardeş, kedi kardeş, ne olur kovalama fareyi. Sen kovalamazsan fareyi, o da ambara dadanmaz. E ambara dadanmazsa ambar bana buğday verir, ben de götürürüm kargaya. Karnı doyan karga konmaz çalıya. E çalıya konmazsa çalı da bana çırpı verir, ben de Bit Hatun'u kurtarabilirim. Eh o zaman demiş kedi, sen bana biraz peynir getir. Karnım doyarsa fareyi kovalamam. Fare de ambara dadanmaz, ambar da kargaya buğday verir. E karnı doyan karga çalıya konmaz. Çalıya konmazsa çalı da sana çırpı verir. Sen de arkadaşın Bit Hatun'u kurtarabilirsin. Bizim Pirebek hoplamış hoplamış varmış bakkala. Bakkala yalvarmış, ne olur bana biraz peynir ver.
Bakkal pirebeye bakmış. Benim sadık bir köpeğim var. Onu kaşındırıp rahatsız etmezsen, bana söz verirsen sana bir parça peynir veririm. Pirebey durur mu? Hemen söz vermiş, almış peyniri, koşmuş götürmüş kediye. Kedi peyniri yemiş, karnı doymuş. Karnı doyan kedi fareyi kovalamamış. Fareyi kovalamayınca fare de ambara dadanmamış. Ambarda söz verdiği gibi karga için buğday vermiş. Buğdayı kargaya götüren pirebey sonra çalıya dönmüş. Karga onu rahatsız etmeyince çalı ona bir çırpı vermiş. Çırpıyı alıp kaşan pirebey ırmak yolunda hoplaya zıplaya varmış ırmağın kenarına. Bir görmüş ki sular yükselmiş. O çırpıyı alana kadar sular çağıldamış, akmış. Bit hatun debeleniyor, var gücüyle kurtulmaya çalışıyor. Son bir kez var gücüyle uzatmış çırpıyı. Bit hatun da var gücüyle hoplamaya yeltenmiş, yetişememiş. Yine varmış cesaretle pirebey. Irmağın kenarına uzatmış, uzatmış, uzatmış çırpıyı. Son bir kez var gücüyle hoplamış bir hatun. Ve çırpıya tutunmuş. Kurtulmuş. Kurtulmuş ırmaktan. Çok yorulmuşlar ama çok da mutlu olmuşlar. Evet çocuklar, gökten 3 elma düşmüş. Biri siz dinleyenlerin başına, biri biz anlatıcıların başına. Biri de dostları ve sevdikleri için fedakarlık yapanların başına. O zaman biz de dostlarımız ve sevdiklerimiz için güzel bir sürpriz yapalım mı? Hadi bir düşünün. Sevdiğiniz bir dostunuzu, bir arkadaşınızı. Onun için bu aralar nasıl bir güzellik yapabilirsiniz? Belki güzel bir resim, belki güzel bir mesaj ve aklımıza gelmeyen daha birçok sürpriz. Görüşmek üzere.